Merhaba. Yapay Merhaba. zekanın politikada şeylerini konuşacaktık. Oraya laf gelmedi. Oraya gidelim. Dünyada biliyorsun Danimarka'da ilk kez Yapay Zeka Partisi kuruldu. Takip ediyor muydun onu? Yok, Danimarka'da şimdi sizden hatta öğrendim. şey var, avatarları falan var böyle. Ondan sonra bir AI kişiliği var. Ondan sonra ve polisleri falan yapay zeka ile belirliyorlar. İnanılmaz. Zaten İskandinav ülkeleri insanlığın gelişiminde hep daha ileridelerdir ya. Yani İskandinav ülkeleri hakikaten belli konuları açtıkları için insanlığın geleceğini görmek istiyorsan nereye doğru? Hani oradan görebilirsin yani. Her açıdan zaten mutluluk indekslerinde Finlandiya, her eğitim kalitesinde hepsinde tepededir yani bunlar. Biliyorsun. Yani olumsuz yönleri de var tabii ki. Aşırı eşitlikçi oldukları için mesela fazla yükseltmiyorlar birbirlerine. Öyle bir şeyleri var. Ve had bileceksin. Her zaman haddini bileceksin falan gibi bir şey var. Dolayısıyla bireysel kendini ifade etmenin önünü açmayan toplumlar bunlar. İskandinav toplumları. Dolayısıyla ben orada yaşamak istemezdim. Ama öte yandan teknoloji kullanımı, işte gelecek, demokrasi, farklılıklar, bilmem, hani pek çok konuda eğitim kalitesi falan dünyanın böyle 10-20 sene ilerisinde yaşıyorlar yani. Ve orada bu yapay zeka partisine ciddi teveccüh var. Yani bu yapay zekayla problemleri daha iyi çözebiliriz diye inanan hakikaten bir şey var. Kesim var. Ve ben bu şeyin tezinde doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Yani bu biz bütün dünyadaki politik oluşumlara bakalım yani. İngiltere'de mesela Brexitçiler bilmem ne illallah ettik yani. Ülkenin içine ettiler Brexit'ten sonra. Amerika'ya bakıyorsun Trumpçılar oranın Johnny'leri de çok fena yani. Oo, yani berbat ettiler ülkeyi yani değil mi? Mesela Fransa'ya bakıyorsun bütün ülke grev ülkesi zaten. Sabah akşam grev yapıyorlar da. Kilitlenmiş vaziyette. O ve aşırı Evet. sağ şeyler falan orada da ciddi etnik gerginlikler falan devam ediyor yani. Yani Fransa da şey değil. Ya da şey bakıyorsun İtalya'yı zaten ırkçılar ele geçirdi yani. En güçlü parti falan oldu. Hani bütün her yerde bir fay hattıyla karşılaşıyoruz. Avustralya mesela orada bile bir sürü karışıklık var politikasında. Yani. Ve bütün dünyada bu politik şeylerde eline yüzüne bulaştırma söz konusu. Yani bütün toplumlarda bir gerileme söz konusu. 1930'ların dinamiklerini adeta yeniden yaşıyoruz. Ekonomiyle bunlar her zaman üst üste gelir. Dünyada ekonomi giderek böyle rayından çıkmış durumda. Debt ceilingler aşıldı değil mi Amerika'da? Ödeyemeyecekleri kadar borç var artık borç batağında. Ne yapacaklarını bilmiyorlar Amerikalılar. Ve sürekli o borç limitini yukarıya borcun içinde geberecekler, boğulacaklar artık. Yani sistem nerede duracak bu? İngiltere desen ekonomi berbat, işsizlik almış başına gitmiş, yani bu şeyler korkunç, baştakiler. Her konuda bir şey var, gerileme var. Ondan sonra faizler arttırıldı daha, inanılmaz faiz artışları, enflasyon aldı başına gitti. Çok hani İngiltere tarihinde görülmedik enflasyon. Hani her yerde bir ekonomik şey var, bozulma var. Enflasyon bütün dünyada yükselişte. Herkesin alım gücü düşüyor. Bütün dünyada var böyle bir şey. Ev almak artık dünyanın her yerinde hayal haline geldi. Mesela bizim annelerimiz, dedelerimiz falan, ninelerimiz bir emekli maaşıyla ev falan alıyorlardı. Kapısını bile alamazsın şimdi. Evi bırak, penceresini bile alamazsın eve. Maaşla yani. Şimdi maaşlar eriyor. Enflasyon artıyor. Bütün dünyada böyle bir orta sınıfın üzerindeki baskı artıyor. Vergiler, şunlar, bunlar. Böyle korkunç bir huzursuzluk. Bütün bunlar milliyetçiliği, ırkçılığı tetikliyor. Ve bütün bunların üzerinde bir de tabii teknolojide inanılmaz bir dalga üstüne, dalga üstüne, dalga üstüne dalga. Bunu da böyle şomar gibi yiyoruz affedersiniz şu anda. Neden? Çünkü bu refah olarak yansımıyor şu anda. Yani teknoloji firmaları işten çıkarmalarıyla devam ediyorlar. Niye? Çünkü yapay zeka ile 10 insan gücünde çalıştır. Ben mesela GPT-4'ü alsam, bak ben teknoloji firması sahibiyim tamam mı? GPT-4'ü kullanarak ben
100 kişinin işini GPT-4'e yaptırıyorum zaten ben şu anda ya. Yani. Kendi işlerimden biliyorum bunu. 100 kişilik işi ben GPT-4'e yaptırabilirim yani. Ya niye uğraşayım 100 kişinin özlük haklarıdır, hasta, aksırır, paktır. Sen HR'cısın bilirsin. Herkesin ayrı derdi var. Herkesin işte hatırını alacaksın. Yok işte gönlünü yapacaksın. Ay ne uğraşacağım ya? GPT-4 var elimde yani. Artık anlıyor. Bu GPT-4 ile de bitmiyor ki. Oto GPT'ler çıkıyor. Yok işte bunların üzerlerinde çalışan yüzlerce uygulama ve extensionlar şu anda piyasaya sokuldu değil mi? Bir de şeyler var. Generative AI Revolution. Çok son hız gidiyor. Mid Journey inanılmaz aldı başını gitti. Bir sene oldu ya Mid Journey kurulalı. Bir senede kurulan bir şirket dünya tarihini değiştirecek kadar kaliteli imajlar yapıyor. Hatta şimdi film yapan AI'lar geldi değil mi? Sıfırdan evet, film evet, yapabiliyor. Evet. Bir de beste yapanlar var. Sıfırdan beste üretebiliyor AI. İnanılmaz beste yapıyor böyle. Bu bütün bunların birleştiğini düşün. Senaryo yazabiliyor. Ben dizi ürettirdim GPT-4'e. İşte ChatGPT'ye dizi yazdırabiliyorsun. Senaryo yazdırabiliyorsun. Roman yazdırabiliyorsun. TikTok hesabı kurdurdum. YouTube kanalı kurdurdum. Her işi yapıyor artık bunlar. Bir de bunların entegre olduğunu düşün. Yani bütün bu komutları multimodal haline geldiğini düşün ki oraya doğru gidiyoruz. Yani şu anda sadece text bazlı değil de bunu mesela web sitesini de kuracaksın. Kuracak. Görselleri de yapacaksın. Görselleri de kullanacak. Mesela Dolly ile görsellerle buluştuğunu düşün GPT-4'ün. O multimodal understanding olacak. Konteksti anlayabilecek. Resimleri, videoları, interneti okuyabilecek yazıları, bütün bunları okuyup algılayıp üzerine kendi muhakemesiyle sentezleyip GPT-4 kalitesinde, GPT-4'ü geçtik artık GPT-5 çıkacak, GPT-5 kalitesinde yaptığını düşün ve bütün bu sistemlerin entegre haline geldiğini düşün. Bir de şöyle şeyler yapıyorlar şu anda, kendi kendine öğrenme looplarına giriyor bunlar, değil mi? Yani dolayısıyla kendi içinde öğrenerek kendi içinde feedback verebilen sistemler haline geldiğini düşün bütün bunları. O kadar hızlı bir öğrenme hızıyla geliyor ki bunlar. Ve her saniye, her saniye şu anda öğrenmeye devam ediyorlar. Şu anda mesela 100 milyondan fazla kullanıcı var ChatGPT'de. Sadece ChatGPT'de yani. 100 milyon kullanıcı şu anda aynı anda komutlar vererek öğrenmesini hızlandırıyor bu ChatGPT'nin. Ya da GPT-4'ün. Bu hızlanarak exponential devam edecek. Mesela biz şimdi birazdan uyuyacağız. Vur kafayı yat. 8 saat uyuyacağız. O 8 saatte dünyadaki bütün yapay zekalar milyonlarca deney yapıp öğrenmeye devam edecekler. Asla uyumaz çünkü yapay zeka. Asla yavaşlamaz. Ve sen uyudukça uyurken bile işlerini devam edecek, yapacak. Böyle bir sistemler kurulacak yani düşün ki. Dolayısıyla bir tane yapay zeka sistemi entegre, bütün bunun bir de robota yüklendiğini düşün. Dertliyim bugün diyeceksin. Alexa, Siri hadi beni felsefi konuşmalarına şey yap. Diyeceksin hadi bir çay demle. Ona demleteceksin zaten çayı. Çayı demleyecek, gelecek. Hadi anlat bakayım. Dünya tarihinden başlayacak konuşmayı seninle. Mesela seninle alamadığımız lezzeti yapay zeka ile alacağız. Düşün. Yani. Ve yapay zeka sırdaşımız, derttaşımız, öğretmenimiz, hocamız. İşte her şeyimiz o. O iş ortağımız. Akıl danıştığımız, asistanımız falan her şeyi onunla halledeceğiz yani düşün. Ve bu robota yüklendiğini düşün. Şu anda bile şeye Boston Dynamics'in robotlarına GPT'yi yüklediler. Şu anda bile ürkütücü yani onlar. Dolayısıyla mesela bu gelişme hızının bu kadar hızlanarak devam edeceğini öngörürsek ben teknoloji firması olsam hiç insanlarla uğraşmak istemem doğrusu. Yani, dolayısıyla işten çıkarmalar da artmış durumda. İstihdam bu işin sonu hiç şeyi bombok bir yere çıkıyor değil mi? Hakikaten iyi bir yere çıkmıyor yani insanlar açısından. Çünkü bu insanlardan çok daha kaliteli ya ben biliyorum yani. Kendimden biliyorum benden daha iyi çıkartıyor birçok işin kalitesini. Ya bugün ben mesela sınıfta bir egzersiz yaptırdım. A4 kağıdından dedim ki 3 dakika içinde kaç tane icat çıkarabileceksiniz? Hadi bakalım.
Başladılar, yaptılar. En fazla üreten 25 tane mi ne yaptı öğrenci? Ona hediye çikolata verdim. Tamam, 3 dakikada dedim 25 tane ürettim. Bravo sana dedim. GPT'ye verdim. 200 tane üret bana dedim. Tak 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 tak. 3 dakikayı almadı yani. 1,5 dakikada 200 tane fikir ve daha kaliteli fikirler. Ha, gördün mü dedim şimdi. Nelerle uğraştığını. Yani sen artık yapay zekaya vakıf olmadan iş sahibi olmayı unut yani. Yani makinalarla, algoritmalarla, robotlarla çalışmayı öğrenmek zorundasın. Sen prompt engineering'i, şusunu, busunu, bu gelişmeleri, en son ne oluyor, ne bitiyor, hepsinin tepesinde olmak zorundasın. Çünkü bütün dünyayı değiştiriyor. Bu çok hızlı değişecek. İşsizlik artacak bir taraftan. Enflasyon almış başına gitmiş. Bu konularda yapay zeka ile nasıl baş edeceğimizle ilgili bir konsey, ortak yüksek zekalı insanlar topluluğu bir şeyler yapıyor mu? Bu konuda ciddi bir şey yok. Ne var? En önemli gelişme neydi? Elon Musk'ın da içinde olduğu bir grup moratorium ilan edilsin dediler, değil mi? Bu çok önemli bir gelişmeydi. Kimse dikkat etmedi buna. Ama 6 ay ara verilsin dediler. Hatırla o bildiriyi. Ne dediler? 6 ay yapay zekadaki gelişmelere, inovasyonlara moratorium koyalım, ara verilsin. Çünkü bu işin nereye gideceğini bir durup düşünmemiz lazım. Hakikaten durup düşünmemiz lazım. Ama bunu düşünecek space yok. Çünkü rekabet son hız gidiyor. Çin de bir taraftan yapay zekada çok hızlı ilerliyor. Amerika'da, Amerika'nın içinde de Silikon Vadisi'nde de çok fazla startup var. Elon Musk kendi yapay zeka şeyimizle başlattık dedi. Microsoft kendi şeyiyle zaten ya Bing dünyanın en aptal şeyiydi Bing. En akıllı Doğru. şey haline geldi. Ya bu yaşadığım en büyük dönüşüm. Ben Bing'den nefret ederim. Yani çünkü hiçbir şey anlamazdı. Şimdi Bing her şeyi takır takır ChatGPT yüklendi, Bing'e birden akıllandı yani. Var mı böyle bir şey? Yani Bing bile akıllandı kardeşim. Biz akıllanamadık ya. Bing, Microsoft Bing bile akıllandı ya. Microsoft Bing bile akıllandı. Ulan biz akıllanamadık Türkler olarak. Her şeye yapay zeka yüklendi. Bence böyle vatandaşa da bak ben siyasi şey olsam, irade sahibi olsam vatandaşa da yapay zeka yüklerim yani. Çünkü başka türlü akıllanacağı yok bu milletin yani. Yok. Yapay Diğerinde zeka bitsinler. yüklersek aşı gibi bu aşı kardeşim. Covid aşısı nasıl zorunlu? Yapay zekayı zerk edeceksin. Anlamayacak bir de. Hatta hap şeklinde olacak, tamam mı bu? Hap şeklinde vereceksin kardeşim. O hapın içinde mikro robotlar bütün o sistemi senin bir resetleyecekler gece uyurken sen. Beynin sen augmented layer olarak yapay zeka ile uyanacaksın. O zaman ha, bütün okuma, muhakeme, sorgulama yılların şeyi hani o eğitim sistemin bütün açmazlarını böyle anca böyle çözebiliriz bence. Başka türlü Reset şeyde atmak gibi bir kalırız gene şey. bak. Ama yani Benim oyumla o şeyin oyu nasıl bir olur orada kalırız gene. Türk halkının ama %60'ı yapay şöyledir bu. Aziz neslinde karanlık kalıyoruz ya. yüzünü şey yapmasın, Nasıl? yüklemesin yani sistem. Yapay zekanın karanlık yüzünü de başımıza daha büyük Yani. belalar getirsin. Yani. O yaşayıp gördüm. İşte onun için bir akil hayat olması lazım diyoruz ya. Akil hayatın bunları düşünüp test edip falan filan nereye Bu varacağını kadar önceden yapay test edip. zeka dedin. Aysu Kayacı'nın bir lafında bitirdin yine konuyu. Yani düşün insanlık o kadar geriyiz ki yani. O kadar Aysu kötüyüz. Kayacı'nın o lafı da Mağara düşmemiz insanından lazım. kötüyüz ya. Mağara insanından bile kötüyüz yani. Ya mağara insanı bile böyle bir macera peşinde, bir bilgeliği, bir şeyi var kendi içinde bir dinamizmi var. Yeni bir şey öğrenince böyle şaşırıyor, öğrenmeye açık. Günümüzün şeyi öyle değil ki. Mal mal. Yani biliyorum zannediyor. O daha kötü. Biliyorum zannetmek en kötü hastalık. Mağara insanı en azından öğrenmem lazım falan modunda. Hanga munga bir şeyler geliştirmeye çalışıyor kendini en azından. Bu günümüz insanı daha kötü yani. O her şeyi biliyorum zannetmek o daha kötü. O yarım her şeyi mış gibi yap, o ezbercilik, o sorgulama, o biat kültürü, o işte her şeyi çözdüm. Aa, işte küresel güçler bilmem ne. Oturduğu yerden kahvede bütün her şeyi çözen o daha kötü bir şey yani. Onu, hiçbir şey öğretemezsin o amcaya yani.
o dayıya telefon çıkar diyen dayıya hiçbir şey öğretemiyorsun yani. Hiçbir nane de olmaz yani. Ne yazık ki. Dolayısıyla yapay zeka tek çare. Yani bence bu açmaz, dünyadaki politik açmazların da çözümü yapay zeka olabilir. Çünkü insanlar ellerini, yüzlerini her tarafına bulaştırdı bunu yani. Bütün dünyada politik sistemler çöküşte. Bütün dünyada biz bunu elimize, yüzle her şey, yani kalabalıkların elinde demokrasi iyi bir şeydir. Hadi lan nereden, demokrasinin ötesinde daha ileri sistemlere geçmemiz gerekiyor. Sadece sandıkta bitmiyorlar çünkü. Kurumlar nasıl? Kurumların gücü, şeffaflığı, işte senin iyiliğini senden daha iyi düşünen kurumların olması gerekiyor. Denetime açık, ortak akılla hareket eden, bütün bunları kurabilecek, bence geleceği kurabilecek yapay zeka yani. Çünkü senden benden çok daha akıllı ve çok dinamik şekilde gelişiyor. Dolayısıyla polisi üretirken insanlığın bütün birikimine vakıf olarak üretecek, düşün ki. Senin benim gibi dar aklıyla yapmayacak ki bunu. İşte bütün insanlığın birikimi yüklü, düşün. Ne? Şu anda bile ben GPT-4 daha güzel yazıyor benden. Ben kaç, bak, o 40 sene mi vermişim bu eğitim sistemlerine, İngilizce yazma, çizme, oku. Binlerce kitap okumuşum. Binlerce kitap okudum hakikaten. Bütün ömrüm okumakla geçti. Yazmakla geçti. Buna rağmen benden daha iyi yapıyor. Şu anda GPT-4 ile. Yani bunalıma girmemek mümkün değil.